Herkese merhaba. Ben müzik öğretmeni Doğukan Atasavun. Geçen videolarımızda beşli akorlar, beşli akorların armoni içerisindeki bağlanış kuralları ve beşli akorlarla ilgili çözüm örneklerini işlemiştik. Bu dersimizde de bir diğer akor kalıbı olan altılı akorları ve bağlanışlarını işleyeceğiz. Öncelikle altılı akor neydi? Altılı akor, akorun üçlüsünün basa geçtiği durumdu. Örneğimize bakalım. Do majör tonundayız ve birinci derece akoru yani do mi sol akoru. Bir beşli akor haline bakalım, bir de altılı akor haline bakalım. Beşli akorda neydi? Kök seste her zaman basta akorun kök sesi bulunuyordu. Bakın do majörde birinci derece do mi sol, do basta do mi sol do. Altılı akorda ise bakın bu sefer basa akorun üçlüsü geçmiş. Akorda mi do sol do şeklinde kurmuş. Yani kısaca altılı akor, akorun üçlüsünün basa geçtiği haldir. Armoni içerisindeki bağlanışlara geçecek olursak, yani bir armoni ödevi çözüyoruz ya da bir armoni sıramdayız ve altılı akor bağlanışları denk geldi. Nelere dikkat etmeliyiz? Çok uzatmadan bunlara değineceğim bu videoda. Altılı akorlarla ilgili size vereceğim temel tüyo şu. Altılı akorlar gıcık bir akor bağlanışıdır. Armonide hatta benim yorumuma göre çözümü en zor akor bağlanışları diyebilirim. Zorluğunun sebebi şu. Beşli akorlardaki gibi bizi bağlayan temel işte kurallar, işte bas yanaşık hareket ediyorsa diğer partlar ters hareket edecek. 3, 4, 5, 6 gibi temel kurallardan ziyade özel bağlanışlar olmadığı için çözümü çok dikkat gerektiriyor. Çok kolay bir şekilde 5'li 8'li gibi hatalara düşebiliriz. Pek çok armoni kitabı inceledim, okudum. Her birinde altılı akorlarla ilgili farklı bir yorum, farklı ekolden alıntılar yapılmış. Hepsini burada anlatmaya kalksam çorba olur bilgiler. Ama benim size yegane altılı akorlarla ilgili vereceğim tüyo şu. Altılı akorlardaki temel problemimiz, sorumuz şu. Hangi sesi katlayacağız? Şimdi malum 4 sesli partiye çözüyoruz, akorlarımızı kuruyoruz ve akorlarımız 3 sesli. Bir sesin katlanması gerekiyor biliyorsunuz. Bunun cevabı da kısaca şu. Ana derece mi, yardımcı derece mi? Yani ana derecemiz neydi? 1, 4, 5 yani eksen, alt çeken, çekendi. Yardımcı derecelerimiz 2, 3, 6. Alt çeken ek altılısı, köksüz eksen yedilisi ve eksen ek altılısı. Eğer ana derece ise, yani 1, 4, 5 ise akorun kök sesini katlıyoruz. Bakın burası çok önemli. Bastaki sesi değil. Akorun kök sesini. Mesela buradaki örneğimizi bir inceleyelim. Bakın do majör tonunda birinci dereceydi. Yani bizim bir ana derecemiz. Bakın basta mi var akorun üçlüsü. Fakat do, do. Ne yapmışım? Akorun kök sesini katlamışım. Eğer yardımcı derecede isek akorun üçlüsünü yani bastaki sesi katlayacağız. Bu bilgi çok önemli. Ana derece ise kök sesi, yardımcı derece ise bastaki sesi katlayacağız. Özel bağlanışlar ve kurallara geçecek olursak, bakın burası önemli. İki altılı akor bağlanırken, beşli ve altılı akor bağlanırken, bir de altılı ve beşli akor bağlanırken, bakın iki beşli akor bağlanırsan bahsetmiyorum. Altılı akorlar arasındaki bağlanışlarda ya da beşli altılı ya da altılı beşli akor bağlanışları arasında özel bir bağlanış ve kural yok. Yani armoninin temel prensipleri aynen geçerli. İşte burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Akorları birbirine bağlarken beşli hatası yaptık mı, sekizli hatası yaptık mı, diğer işte temel prensipleri ihlal edici bir hata yaptık mı diye çok detaylı kontrol etmemiz gerekiyor. Özel bağlanış ve kuralımız yok dedik. Yine de beşli akorlarda olduğu gibi 2-5 bağlantısında ortak sesi tutmayıp diğer partileri basa ters hareket ettirmek önerilir. Bu gerçekten çözümlerde önerilen bir şeydir. Hani beşli akorlarda özel bağlanışlarda 2-5 bağlantısı vardı ya, ortak sesi tutmuyorduk. Sanki bas yanaşık hareket ediyormuş gibi diğer partileri basa ters yönlü olarak hareket ettiriyorduk. İşte bunu altılı akorlarda da yapıyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Peki o zaman hadi bakalım biraz altılı akor bağlanışlarına geçelim. İşte ilk örneğimizdeyiz. Do majör tonundayız.
Bir beşli akor ve bir altılı akor bağlanmış. Bakıyoruz kuruluş açılış akorumuza. Do, mi, sol, do. Ve burada fa basta ve altılı akor gelmiş. Şimdi fa basta altılı akor ne olur? O zaman fa akorun üçlüsü. Akorun üçlüsü ise 3, 2, 1, fa, mi, re. Akorumuz demek ki re, fa, la akoru. Fa basa geçmiş. Do majörde re, fa, la kaçıncı derece? İkinci derece. Yani 1, 2 bağlantısı. Bakın şu altı olmasaydı akor fa, la da olacak ve dördüncü derece olacaktı. Yani fonksiyonları da yazmak gerekirse eksen, alt çeken, ek altılısı bağlanışı. O zaman ne yapalım? Ortak sesleri tutalım diyeceğim ama zaten bir ve ikinci derece arasında ortak ses olması mümkün değil. Üç sesli akorlarda. O zaman mi sesi en yakın yer olan nereye gitsin? Re'ye gitsin. Re. Sol sesi fa'ya insin. Ve geriye beşimiz kaldı. Do sesi de la'ya insin. Yaparken neye dikkat ettim? Bağladığım altılı akor ana derece mi, yardımcı derece mi? İkinci derece akoru, yardımcı derece. O zaman hangi sesi katlayacaktım yardımcı derecelerde? Akorun üçlüsünü, yani bastık sesi. Bakın fa, fa. Ona göre katladım. Herhangi bir 5-8 hatası var bakalım. Do, mi, üçlü zaten olmaz. Do, sol, beşli, buraya dikkat. Fa, fa, sekizli. Burada da sorun yok. Do, do, sekizli. Fa, la, üçlü sorun yok. Ara partilere bakalım. Mi, sol, üçlü. Mi, do, altılı. Burada da sorun yok. Yukarı partilere baktığımızda da sol, do, dörtlü bir sorun yok. Peki, ikinci bağlanışımızdayız. Bu sefer re majör tonundayız. Bu sefer bir altılı akor, beşli akora bağlanmış. Basımız sol, akorumuzsa sol, mi, sol, si. Basımız sol ise ve altılı akorsa o zaman sol fa mi, mi sol si. Yani bu akorumuz mi sol si akoruymuş ve sol basa geçmiş. Re majörde mi sol si kaçıncı derece? İkinci derece. Yani alt çeken ek altılısı. Hangi akora bağlanmış? Bakın basta la var. La do mi akoruna bağlanmış. La do mi de re majörde beşinci derece. Yani çeken akor. Bağlanışını yapacağız ama ne demiştik? Altılı akorlarda özel bağlanış ve kural olmasa da beşli akorlarda olduğu gibi ortak sesi tutmayıp diğer partileri basa ters yönde hareket ettirmek önerilir. Biz de öyle yapalım. La do mi akorunda mi sesini yani tutmuyoruz ortak sesi. Mi sesi do'ya insin. La do. Sol sesi mi'ye insin. Si sesi de la'ya insin. Peki. Diğer örneğimize geçiyoruz. Bu sefer si minör tonundayız. Altılı bir akor ve yanında bir diyez işareti var. Alterasyon diyez neydi? Akorun üçlüsünün bize ne olacağını söylüyordu. Yani bu bir beşli akor. Si minör tonundayız. Ve akorumuzsa mi, do, mi, sol. Bu hangi akordur? Mi, re, do. Do, mi, sol akoru. Do, mi, sol akoru si minörde ikinci derece. Alt çeken ek altılısı ve akorumuz fa, la diyez, do. Yani fa diyez, la diyez, do diyez akoru. Bu kaçıncı derece si minörde? Beşinci derece akoru. Yani çeken. Hemen bunun bağlanışını yapalım. Neydi? Ortak sesi tutmuyorduk ve sanki beşli akorlarda olduğu gibi bas sanki yanlışlık hareket etmiş gibi diğer partileri basa ters yönlü hareket ettiriyorduk. Do nereye insin? La diyez'e insin. Burası dikkat, akorun üçlüsü alterasyon işaretiyle diyez vermiş, bunu unutmuyoruz. Yoksa tonalite şaşar. Fa, la diyez'e indi. Mi sesi do'ya indi. Ve sol sesi de fa'ya indi. Evet. Diğer örneğimizdeyiz. Bu sefer do majör tonundayız. 3, 1 ve 2, 2 farklı akor bağlantısı var. Bir bakalım. Do, sol, do, mi. Burası birinci derecemiz. Şimdi basa si geçmiş. Bir altılı akor. Yani si, la, sol.
Bu bir 5. derece akoru. Ve sonra tekrar aynı akora dönmüş. Yani eksen çeken eksen. Buradaki si sesi arkadaşlar bakın akor sesinden çıkmış ve aynı akor sesine dönmüş. Aslında ne vazifesi görmüş? İşleme vazifesi görmüş. İşleme notası neydi? Bir akor sesinden, akor yabancı bir sesi, bir akor sesinden çıkıp da aynı akor sesine bizi döndüren ses. Peki. O zaman bağlanışını yapalım bakalım. Akorumuz ne? Sol, si, re. Sol sesi zaten burada tutulmuş. Tutabiliriz. Si, sol. Buraları dikkatli kurmamız gerekiyor. Çünkü dikkatli kurmazsak ne olur? Yedini katlayabiliriz yanlışlıkla. Bu durumda da istenmeyen sonuçlar doğurur. Si, sol. Bakın burada si'ye indirmiyoruz hemen acelecilik yapıp. Hangi sesi katlamak bize öneriliyor? Sol sesini katlamak öneriliyor. Şunu bir sol'e atalım. Sol, re. Si, sol, re, sol. Peki bakalım şimdi herhangi bir beşli sekizli yanlışı burada yaptık mı? Do, sol, beşli. Si, sol, altılı sorun yok. Do, do, oktav. Si, re, üçlü sorun yok. Do, mi zaten üçlü olduğu için sorun yok. Sol, do, dörtlü. Sol, mi, altılı. Herhangi bir sorun yok. Bundan sonraki bağlantıda bu işleme olduğu için bir şey yapmadan aynı sesleri buraya geri koyabiliriz. Eksen akorundaki. Bu sesi zaten tuttuk. Do, re, mi. Peki, şimdi son örneğimizdeyiz. Bu sefer la minör tonundayız. Bu ne diyeceksin? Şimdi bir tane bas var, altıda beş var, az ötesinde de altı yazıyor. Bu şu demek arkadaşlar, ölçünün bir yarısında bir akor, bir yarısında başka bir akor olacakmış. Yani şurası beşli bir akor bölümü, şurada da altılı bir akor kuracağız. Beşinci de la minör tonunda re fa ile kaçıncı dereceydi? Çünkü bu bir beşli akor, re fa ile akoru, dördüncü derece akoruydu. Kaçıncı dereceye bağlayacağız peki? Yani burada re akorun üçlüsüne dönüşüyor altında altılı olduğu için. Re, do, si. Si, re, fa oluyor burada ve ikinci derece burası. Yani burası alt çeken, şu vuruşunda da alt çeken ek altılısı oluyor. Bu şekilde de gösterebiliriz. Akorumuzu oluşturalım. Mesela ne olsun? Re, re, fa, la. Diğer akorumuz si, re, fa. Ortak sesleri tutabiliriz ki 4-2 bağlantısında zaten ortak sesleri tutmak iyi olur. Burada ortak olmayan sesimiz ne? La. Zaten bir tane var. La sesinde si'ye attığımız zaman re, re, fa, si. Hem de bakın la minörde 4. derece ana dereceydi. 2. derece yardımcı dereceydi. Burada ne yaptım? Akorun üçlüsünü, si, re, fa'da akorun üçlüsünü yani bastaki sesi katladım. Evet, sizlere kısaca altılı akorları ve altılı akorların bağlanışlarını tanıtmaya çalıştım. Fazla kuralımız falan yok ama dikkat etmemiz gereken şey çok. O yüzden bir sonraki videoda çözüm örneklerine geçeceğiz, ödev çözümlerine geçeceğiz. En iyi orada anlarsınız ve en iyi çözdükçe anlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.